Hocam çok Evet, özür bak. diliyorum. Yeni gelişmeler var. Müsaadenizle bir Tahran'a uzanalım tekrar. Ekber, nedir o yeni bilgiler? Lütfen paylaş bizimle. Evet, Banu, ölü sayısının daha önceki bültenlerimizde de söylemiştik ki artmasına yönelik bir endişe söz konusu. Nitekim öyle de oldu. Yetkililerden gelen açıklamada da ölü sayısının 73'e, yaralı sayısının ise 170'e yükseldiği belirtildi ve bazı yaralıların durumun da çok ciddi olduğuna yönelik haberler gelmektedir. Yine tekrarlamamda fayda var. Bugün yaklaşık 1,5 saat önce İran'ın Kerman eyaletinde yapılan iki patlamada ölen sayısının 73'e, yaralı sayısının ise 170 yükseldiğine yönelik İranlı yetkililerden gelen açıklamalar söz konusu. Patlamalar Kasım Süleymani için yapılan etkinlik töreninde Kasım Süleymani'nin defnedildiği mezarlıkta iki ayrı bölgede yaklaşık 10 dakika arayla yapıldı. Ve patlamaların bir terör saldırısı olduğu İranlı eski yetkililer tarafından açıklandı ve bombaların iki çantanın içinde yerleştirdiği ve uzaktan patlatılma şekliyle, uzaktan kontrol şekliyle infilak ettiği ifade edildi. An itibariyle mezarlığın tamamıyla boşaltıldığı, çok sayıda kişinin hastanelere kaldırıldığı ifade edildi. Bazı kişilerin de izdiham neticesinde yaralandığına yönelik bilgiler söz konusu. An itibariyle İranlı yetkililer bu olayla ilgili herhangi bir suçlama yapmış değil, herhangi bir örgüte veya kişiye ve ülkeye karşı ve herhangi bir örgüt veya kişi de bu saldırıları üstlenmiş değil. Saldırılar ne amacıyla yapıldığı şimdilik bu meçhul bir soru işareti. Fakat önümüzdeki saatlerde bunun netleşmesi bekleniyor. Özellikle bu konuda bizler için de önemlidir. Çünkü İbrahim Reisi, İran Cumhurbaşkanı yarın sabah saatlerinde Türkiye'ye gelecek. Belki bu olayın vahameti ve büyüklüğü dolayısıyla o ziyaretinde ertelenmesine ilişkin önümüzdeki saatlerde haberler alabiliriz.